Her kim Allah katındaki konumunu ve değerini görmek istiyorsa, ben nasıl bir Müslümanım? Gerçekten kaliteli bir Müslüman mıyım? Allah'ın sevdiği bir Müslüman mıyım? Gerçekten ben de cennet ehli bir Müslüman mıyım? Gerçekten ben de Musab gibi miyim? Ömer bin Hattab gibi miyim? Ebu Bekir gibi miyim? Kendini bu derecede nerede olduğunu görmek isteyen biri varsa neye bakacak? Kardeşlerim bakın, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendi yanındaki konumuna ve değerine baksın. Allah'u Ekber. Allah senin nerende? Senin dünyanda nerende Allah? Dilinden Allah subhanahu ve teala'nın zikirleri, o pak isimleri, sıfatları ve fiilleri mi dökülmekte? Sen bir işi yaparken Allah'ı mı düşünmektesin? O işi yaparken Allah için mi yapmaktasın? Eğer bunu yapıyorsan Allah katındaki konumun ve değerin çok yüksektir. Tam tersi ise diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zira kul Allah'ı zikretmeyi bıraktığı anda Allah da diyor kurul bırakacaktır. Allahu Ekber. Allah o kulu terk edecektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ahvalimize ne olur bir dönelim aziz dostlar. Zikir kimin işidir? Tasavvuf ehlinin işidir. Bizim harcımız değildir. Zikir sadece falanca cemaatin işidir. Bizim işimiz değildir. Allah'ı zikredenler sadece şunlardır. Bizim işimiz değildir. Kardeşlerim bu bizim aldatıldığımız ve vurulduğumuz yerlerden bir tanesidir. Zikir, mümin erkek ve mümin kadınların üzerine farz olarak bırakılmış bir ibadettir. Alimin de, talebenin de, muttakilerin de, günahkarların da yapması gereken bir durumdur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, şu meclislerin en hayırlısı hangisidir? İçinde Allah'ın en fazla zikredildiği yerlerdir dedi Resulullah. Peki dedi ya Resulallah, cenazenin yani ölmüş bir adamın veya ölmüş bir kadının en hayırlısı hangisidir? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşarken Allah'ı en fazla zikredendir. Adam döndü dedi ki ya Resulallah, mücahitlerin, hacıların ve misafirlerin en hayırlısı hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ı en fazla zikredenlerdir. Cihadın en hayırlısı hangisidir ya Resulallah? Dedi ki kendisinde en fazla Allah'ın zikredildiğidir. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini duydu ve insanlara döndü dedi ki demek ki şu zikir ehli bütün ecirleri ve hayırları götürdü. Allahu Ekber. Şu zikir ehli bütün ecirleri ve hayırları götürdü. Demek ki mümin erkek ve mümin kadın gerçek manada zakir olanlardır. Değilse falanca efendiler değil. Müferridun olanlar evet mümin erkek ve mümin kadınlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah müferridun kimdir? Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müferridun Allah'ı çokça tesbih eden, Allah'ı çokça anan, Allah'ı çokça zikreden kadın ve erkeklerdir. Müferridun onlardır. O müferridunlar öne geçmiştir. Her adımda insanlardan öndedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Hatta başka bir hadiste müferridundan bahsederken Resulullah onlar diyor yüklerini bırakanlardır. Ne demek yükler? Kıyamet gününde yaratıldıklarında, tekrar diriltildiklerinde günah yüklerinden, kirlerinden arınmış olanlardır. Evet sen ve ben dışarıdaki veya içerideki, mescitteki veya çalışan fabrikadaki her bir insan müferridun olmak için çalışmak zorundadır. Değilse Allah sevgisinin tezahürü, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah'ı zikretmekmiş kardeşler. Falanca efendiler değil sadece. Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar. Allah-u Teala bizi bunlardan eylesin inşallah.